uzuyor. Konuklarımıza da size de en başta ayıp oldu. Bugün Türkiye'de polisiye romanı konuşacağız. Daha doğrusu konuklarımız konuşacaklar. Benim haddim değil. Sevin Hanım, Sevin Okyay ve Erol Üyepazarcı konuklarımız olacaklar. Her ikisini de aslında tanıyorsunuz. Sevin Hanım hem gazeteci, hem yazar, hem çevirmen, hem bir polisiye meftunu. Öyle değil mi? Sonuncu doğru. Efendim? Sonuncu doğru diyor. Bir meftun. Erol Bey de zaten takip edenler bilirler. Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes gibi bütün bu cinayi romanları, polisiye romanlarla ilgili o haznesinden bize çok güzel kitaplar aktardı. Çok iyi bir koleksiyonu var aynı zamanda. Biraz evvel konuşuyorduk, onları ben gizli gizli not aldım. 35 bin kitap, bunların epey bir kısmı Osmanlıca, epey bir kısmı polisiye. İkinci kattaki banyoyu kırdırarak kitaplık yapmak suretiyle kitaplığa katmışlar. En son gizli gizli aldığım bilgi bu. Şimdi polisiye roman daha sonradan işte biraz daha toparlandıktan sonra edebiyat ciddiye alınmaya başladı. Söyledim ama çünkü iyi polisiye iyi edebiyat aslında aynı zamanda ve polisiye romanın çok derin, çok da iyi izah edilmesi gereken toplumsal kökleri var. Toplumsal ve siyasi kökleri var. Balzac mesela profesyonel cani sayısının artmasının işsizliğe bağlı olduğunu belirtiyor Fransa'da ve bu işte dolayısıyla cani sayısı artıyor. Bunları aktaran yazar sayısı artıyor ve polisiye roman sayısı artıyor. Bunu böyle geniş bir çerçeveden alıp hem dünyadan önce alıp ondan sonra Türkiye'deki polisiye romanın seyrini konuklarımızla beraber bugün konuşacağız. Onlar konuşacaklar. Biz dinleyeceğiz daha doğrusu. Siz buyurunuz Erol abi. Buyurun abi. Peki efendim. Şimdi evvela polisiye romanın tanımı üzerinde isterseniz biraz duralım. Genellikle polisiye roman tanımını şöyle yaparlar. Ben bir önemli profesörün polisiye roman tanımını size şey yapacağım. Mina Urgan Hanım belki duymuşsunuzdur. İngiliz edebiyatı profesörüydü. Ve çok güzel 5 ciltlik bir İngiliz edebiyatı tarihi vardır. Burada bir polisiye roman tanımı verir. Verdiği tanım şöyle. Bu genellikle kardeşimizin de söylediği gibi polisiye romanı küçümseyenlerin beğendiği bir tanımdır. Polisiye roman dediğiniz nedir ki diyor Mina Hanım. Bir cinayet işlenir. Katil belli değildir. Bir dedektif katili bulur. Polisiye roman dediğiniz budur diyor. Bu tanım tabii ki polisiye romanı hiçbir şekilde ifade eden bir tanım değil. Hemen size örnek vereyim. Bir cinayet işlenir diye başlıyor şeye. Halbuki polisiye romanda illa cinayet işlenmez. Size örneklerini vereyim. Sherlock Holmes'i hepiniz duymuşsunuzdur. Sherlock Holmes polisiye romanın en büyük kahramanlarından, en tanınmış kahramanlarından biridir. Sherlock Holmes'i yazan Sir Arthur Conan Doyle 56 tane polisiye öykü yazmıştır. 4 tane de roman yazmıştır. Yani toplam 60 tane eseri vardır. Bu 56 tane uzun öykünün 40 tanesinde cinayet yoktur. Ne vardır? Suç vardır. Ne vardır? Muamma dediğimiz gizem vardır. Eski tabir muamma, yeni tabir gizem. Demek ki illa polisiye romanda çok rastlanmasına rağmen illa cinayet olacak diye bir şey yok. Aynı şekilde bir dedektif bulur diyor Mina Hanım. Dedektif olmayan çok güzel polisiye romanlar var. Agatha Christie'yi hepiniz tanıyorsunuzdur. Muhakkak okumuşsunuzdur. Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci diye bir romanı vardır. O romanda dedektif yoktur. Ama muamma olayların gelişmesinde çözülür, dedektifsizdir. Yani biz bu şekilde size yüzlerce örnek verebilirim. Türkiye'de Türk polisiye romanından örnek vereyim. Çok tanınmış Cingöz Recai vardır, duymuşsunuzdur. Rahmetli Peyami Sefa'nın Server Bediye adı altında yazdığı. Şimdi onları ben Osmanlıca'dan çeviriyorum, bugünlerde yayınlanacak. Son 20, ilk yazdığı 20 hikayeyi Osmanlıca'dan çevirdim. Bu 20 hikayenin 3 tanesinde cinayet var, 17 tanesinde cinayet yok. Demek ki bütün bu söylediklerim bu şekilde basit bir tanımın polisiye romanı anlatmadığını gösteriyor. Sen anlat diyeceksiniz bana, polisiye roman böyle çok konuştun nedir? Onu söylersek şunu söyleyebilirim. Jean Cocteau diye bir Fransız yazarı var. Onun meşhur bir sözü var. Aşkın ve demokrasinin tanımını yapamayız.
herkesin üzerinde düşüneceği bir tanımını yapamayız. Ama ikisinin de kanıtları vardır der. Yani bir ülkede eğer tam anlamıyla bir basın hürriyeti varsa o zaman o ülkede demokrasi vardır diyebiliriz. Onun gibi bir erkek bir kadını sever, o kadın da başkalarının görmediği üstün niteliklerini görüyorsa o erkek o kadına aşıktır deriz. Bunlar kanıtlarıdır, aşkın ve demokrasinin kanıtları. Polisiye romanında böyle kanıtları var. Bir eserin polisiye romanı olabilmesi için bir suç olması lazım. Bu suç büyük miktarda cinayettir polisiye romanlarında ama muhakkak cinayet olması gerekmez. Sherlock Holmes'ten bir örnek vereyim. Türkiye'de ilk çevrilen Sherlock Holmes öyküsü Dilenci diye bir öyküdür. Adamın biri Londra'nın banyolarında oturur. Londra'nın çok işlek bir yerinde dilencilik yapar. Çok güzel de para kazanır. Fakat karısına ve çocuklarına ben ticaret yapıyorum diye şey yapar. Her gün trene biter, efendi gibi giyinir. Gider o dilencilik yaptığı yerde bir şey tutmuştur, bodrum katı tutmuştur, dilenci elbiselerini giyer, orada şey yapar. Dilencilik yapar, akşam da paraları kazanır, evine gider böyle bir adam. Bir gün tesadüf, çok kötü bir tesadüf, karısı o caddeden geçmek durumunda, kocasını görür, adamcağız kaçar, bir daha evine de gidemez. Acayip mektuplar yazar, kadın en sonunda Sherlock Holmes'e gider, ya böyle bir şey geldi, adam yok. Nedir falan, piposunu yakar Sherlock Holmes, o caddeye gider, bir dolaşır gelir, olayı çözer. Çok enteresan, çok güzel bir polisiye öyküdür. Dediğim gibi şey yok. Cinayet yok işin içinde. Fakat cinayet gene de şunu söylemek istiyorum. %90 polisiye romanlarda cinayet vardır. Yani bir suç var. Ama düz suç değil. Polisiye roman düz suçu anlatmaz. Muhakkak bir muamma olması lazım. Bu muamma ne olabilir? Cinayeti işleyen adam kim olabilir? Bir başka neden olabilir. Ve son zamanlarda kardeşimin söylediği gibi toplumsal iletiler veren muammalar da vardır. Siyasi polisiyeler var. Siyasi polisiyelerde işlenen cinayetin sebebinin ne olduğu araştırılır. Yani katil önemli değildir, toplumsal neden önemlidir. Bu bakımdan bu şekilde düşünürsek şöyle bir tanım verebiliriz. Polisiye roman muamma içeren suçun anlatılmasıdır. Yani bir suç olacak, bu suç içinde ama suçla beraber, suçla ilgili bir muamma da olacak. Bu şekildeki bir edebi eser, polisiye romandır diye tanıma yapabiliriz. Bu şekilde tanımı yaptığımız zaman, şöyle söyleyeyim, pek çok edebi eser, pek çok tanınmış eser, polisiye roman kapsamına girer. Bir gün Sivi'nin çalıştığı NTV televizyonundan bana geldiler. İşte polisiye romanı üzerinde konuşuyoruz. Genç bir hanımdı gelendi. Efendim en çok sevdiğiniz polisiye roman hangisi dedim okuduklarınızdan. Ben de Karamazov Kardeşler dedim. Kızcağız böyle kaldı. Efendim polisiye roman olur mu Karamazov Kardeşler? Çok tanınmış bir eser dedi. Yani kafasındaki şeyi söylüyorum, ön fikri. Yani polisiye roman edebi değeri yüksek olan bir eser olamaz diye bir kafasında şey var. Kızım sen Karamazov Kardeşleri okudun mu dedim. Tabii durdurduk şeyi. Benim evde kayıt yapıyorlardı, durdurduk. Okudun mu dedim. Hayır okumadım ama duydum çok meşhurmuş efendim dedi. Konusunu biliyor musun? Bilmiyorum ben sana anlatayım dedim. Bir baba var, baba Karamazov. 3 tane de oğlu var. Baba Karamazov rezil herifin biri. Büyük oğlan, o da rezil bir herif, nişanlısının paralarını yiyor metresinde ve babasından para istiyor demek için. Babası da vermem diyor falan. Derken birdenbire baba öldürülüyor. Tabii babası ölümle tehdit için ettiği için büyük kardeş şey yapılmaya başlanıyor, suçlu olarak görülmeye başlanıyor. Adamı hapse atıyorlar falan. İkinci kardeş akıllı bir adam, ateist bir adam. Bir de üçüncü Alyosha var, dindar, dünyanın en saf, en temiz adamı, üç oğlan. Ve nihayet, kısaca şey yapıyorum, okumayanlar şey yapsın diye anlaşılıyor ki öldüren büyük oğlan değil, adamın uşağı öldürmüş. Ve uşağı da gayrimeslek oğluymuş. Şimdi tabii Dostoyevski bunu çok güzel, çok edebi, yan öykülerle destekleyerek fevkalade etkileyici bir şekilde anlatıyor. Ama suç var mı? Var. Adam öldürülmüş. Muamma var mı? Kimin öldürdüğü belli değil. Var. İşte benim tanımıma giriyor. Karamazov Kardeşler ve bal gibi bir şeydir.
Mesut işte burada kitabı satıldı, dava kitabı satıldı. Benden evvel Franz Kafka söylemiştir. Bir arkadaşı polisiyon romanı okuyormuş. Görünce utanmış. Ne okuyorsun falan. Polisiyon romanı okuyorum işte vakit geçirmek. Ya ne demek vakit geçirmek demiş. Karamazov kardeşler de polisiyon romanıdır. Kardeşim rahat rahat oku. Yani demek istediğim bu. Evvela yani arkadaşımın da söylediği gibi iyi polisiye roman, iyi edebiyattır. Bunu şey yapmak lazım. Bizim aydınlarımızda da son zamana kadar vardı. Polisiye roman hep küçümseniyordu. Ve polisiye roman okuyanlara da böyle hafif müstesni böyle entel havalara takılıp lan polisiye roman mı okuyorsun ya falan gibi şey. Hatta okuyanlar da mahcubiyet içindeydi. Ya vakit geçirmek için okuyorum, kafamı dinlemek için okuyorum falan, kaçış sevki için okuyorum falan diye laflar ediyorlardı. Fakat bu hava değişti artık. Bu havanın değişmesinde arkadaşımın söylediği gibi polisiye romanın da bir değişmesi var. Polisiye roman, şimdi şöyle sözü vereceğim. Polisiye romanında çeşitli etapları var. Bir ilk başlayan polisiye, Edgar Allan Poe'dan başlayan bir şey var. Sonra Agatha Christie ve arkadaşlarının takip ettiği bir altın çağı dediğimiz, fakat toplumsal mesajlar vermeyen bir şey var. Onu da Sevil anlatsın size. Agatha Christie diye başlayan ve klasik sırf suçu ve muammayı esas alan romanı da biraz Sivil anlatsın. Sonra tekrar toplumsal şeye geçeriz. Evet. Teşekkür ederim efendim. Şimdi bu küçük görme hikayesini biz çok konuştuğumuz için Erol abiyle aslında böyle içimizde kalmış şeyler var yani. Evet. Gerçekten gizli okuyup ya da hiç önem vermeden okuyup mesela bunu Harry Potter okuyan büyükler de yapardı. Gizlice okurlardı. Gazeteye sayarlardı, kapak koyarlardı. Sonra nihayet onları yetişkin baskısı çıkardığı yayınları ondan sonra rahat rahat okumaya başladılar. Böyle bazı şeylerin fantezinin mesela Harry Potter'da olduğu gibi polisiyenin, bilim kurgunun düşük kalitede bir edebiyat olduğu yolunda bir ön fikir. Yerleşik bir şey vardı inanç ki Erol abi gerçekten çok etkin oldu bununla mücadelede, bunun karşısına çıkmakta. Agatha Christie'yi de küçümser bizim aydınlarımız mesela Agatha evet. Okuduğumuz için. Belki de hiçbir sosyal ya da siyasi tarafı olmadığı için kitaplarının, ama bu kitaplarının polisiye olarak eksik olduğu anlamına da gelmiyor. Çünkü çok iyi bir yazardır aslında Agatha Christie. Yalnız eski çeviriler sizi şaşırtmasın. Mesela Ak'ta önemli, özellikle Akmadı değil ama çok atılmıştır, çok kısaltılmıştır. Kötü çevirilerdir. Oysa Christie kötü bir yazar değildir. Yani İngilizce okursanız iyi bir yazar olduğunu anlarsınız. O tabii Altın Çağ biraz da bu kır evi muammaları değil mi? Evet. Abi. Taşra muammaları, evet. Taşra muammaları ama mutlaka bir kır evi vardır. Yani Miss Marple'ın St. Mary and Mead miydi? İki tane büyük dedektif var. Bir Hercule Poirot var. Hayır, köyünün öyle bir küçük köy. Evet, evet. O Miss Marple'ın köyü. Evet. Miss Marple'ın köyü. Miss Marple da zaten şey değil, dedektif değil. Evde kalmış bir kız. Israrla hepsini de belirttikleri evet. gibi. Hatta Türkçe'ye bazen kız kurusu diye bile çeviriyorlar. Evet. Fakat Miss Marple insanları tanıyor. Çok iyi tanıyor. Mesela bakıyor birisi diyor ki, bu bizim diyor Mary'nin yeğenine benziyor diyor. Yani onun tavırlarını, bakışını, yüzünü birine benzetiyor. O insanın huyunu suyunu yaptıklarını da ona mal ediyor. Yani ona yansıtıyor. Fakat daima haklı çıkıyor. Yani sonunda daima haklı çıkıyor. Bir de böyle ince, beyaz saçlı, evet. elinde örgüsü bir hanım olduğu için kimse de ondan şey yapmıyor. Yani bir herhangi bir zarar ya da tehlike, katiller başta olmak üzere beklemiyorlar. İlk kitapta aslında, ilk kitabında cadavuzun tekidir yani. Çünkü öyle yaratmış onu önce evet. Agatha Christie. Böyle dedikoducu,
Herkesin arkasından da konuşuyor. Bayağı korkuyorlar, çekiniyorlar köyde ondan. Ama sonra onu beyaz taşları gibi, pamuk gibi bir hanım yaptı en azından görünüşte. Yani bunlar gerçekten çok keyifli okunan kitaplardır. Ben çok severim. Bir de Agatha Christie'nin çok şahıslı muammalarını çok severim. Evet. Çünkü onları çok iyi toparlar. Zaten iyi bir olay örgütü vardır değil mi? Yani kurguda hakikaten kurguda üstüne yoktur yani. Onun üstünde yoktur. Rahmetli Kemal Tahir önemli romancımız. Roman yazmadan evvel muhakkak 2-3 tane Agatha Christie okurum. Kurguyu kafamda iyice canlandırabilmek için der. Ve kurguda hakikaten emsalsizdir. Mesela Roger Ackroyd cinayetinde katilin ağzından anlatır bütün olayı ve siz şaşırırsınız. Yani adam gider meşhur Hercule Poirot'a bir cinayet işlendi efendim bunu çözün der. Ve siz yani adam cinayeti çözmek için çağırıyor falan konuşur. Gidersiniz en sonunda bir bakarsınız ki Hercule Poirot'a katili bulun diye giden adam asıl katilmiş. Evet. Ve insanı şaşırtmada korkunç bir kalem gücü vardır. Zaten şimdi sevgili darılmasın, kadınların edebiyatta en muvaffak olduğu dal pozisyon romandır. Yani neden diye sorarsanız onun nedenini siz düşünün. Onu bir şey diyemem ama hanımlar hakikaten edebiyat türlerinin içinde en çok polisiye romanda muvaffak olmuşlar. Benim kişisel kanaatim erkeklerden çok daha detaycıdır kadınlar. Detaya çok daha fazla önem verirler. Polisiye romanda da detay çok önemlidir. Bütün muamma detaydan çıkar. Ama Agatha Christie bu işte hakikaten çok ustadır. Yalnız Sevil'in söylediği gibi Agatha Christie'de toplumsal mesajlar yoktur. Muamma çok önemli bir ögedir ve insanı polisiye romanı okunur. Çok iyi şaşırtan bir yazardır. Yani hiçbir zaman 3-5 tane katil adayı vardır. Hiç düşünmediğiniz bir başkası birdenbire katil çıkar ve şaşırır kalırsınız. Ben uzun yıllardır polisiye romanı okurum ve en büyük zevkim polisiye romanı bitirmeden katilin kim olduğunu bulmak. Yani 300 sayfa ise kitap mesela 200. sayfada bulursam o benim için pek parlak bir yazar değildir. Agatha Christie'de ben son 15. 6. sayfaya kadar okuyup zor bulurum. Yani Agatha Christie hakikaten bu işin çok nitelikli bir yazarıdır. Ve bu çağ, bu şeye, iki dünya savaşı arasındaki bölümdür, şeyin de söylediği gibi. Buna altın çağ diyoruz, polisiye romanın. Fakat esas burada muamma öğesidir. Bir cinayet işleniyor yahut bir suç işleniyor. Bunun kim işlediği belli değil. Muhtelif adaylar var bu suçu yapabilecek. Bunların içinden birisi bu suçu işleyendir diye dedektif en sonunda ne yapıyor? Buluyor bunu. Bu insana büyük bir kaçış zevki verir, onu da söyleyeyim. Ve kaçış zevkinde, yani kafa dinlenme zevki verir. Kaçış zevkini de hiç küçümsememek lazım. Bütün insanların kaçış zevkine ihtiyacı var. Yani günlük hayattan, değil mi Sevil? Günlük dertlerden, hele bugünkü gündemde olduğu gibi hepimizin bunaldığı dönemlerde bu dertlerden bir tarafa atıp kendimizi apayrı bir dünyada kafamızı dinlendirmek isterse polisiye roman bunun için en makbul yollardan biridir. İnsanı en çok oyalayan ve gündelik hayattan çekip alıp bambaşka bir dünyaya götüren bir edebiyat türüdür diye düşünüyorum. Evet, bir de tabii Hercule Poirot var biliyorsunuz. Gerçi o da ilk kitabında Styles'daki esrarengiz vakada aşağı yukarıda. Böyle gene bir taşrada. Evet, yani emekli bir Belçikalı polistir. Şöyle pis bıyıkları vardır. Çok cin bir adamdır ama hiç belli etmez. En sonunda cinayeti çözdüğü zaman bütün ilgilileri toplar. Medağı ve Fransız olduğu için bayanlar baylar size katil bilmem neyi takdim ederim der. Herkes şaşırır. Katil de oradadır. Herkes şaşırır ve niye onun katil olduğunu pek güzel anlatır. Anlatınca siz de şey yaparsınız ama sonuna kadar yakalayamazsınız. En sonunda herkes en büyük zevkidir. Bütün ilgilileri toplar.
Ve işte bayanlar baylar size katil bilmem neyi takdim ederim der. Katil dahil herkes şaşkınlık içindedir. Kimse onun olduğunu beklemez ve onun pek güzel bir izahı yapar ve kitabı keyifle kapatırsınız. Yani Agatha Christie dediğim gibi polisiyon romanın, klasik polisiyon roman diyelim, en büyük ustasıdır. O biraz yani karakterin olgunlaşması da galiba herhalde hem Poirot'da hem diğerinde olan yani. Evet. Karakterin hani o kıskırusundan başka bir sevimli hale gelmesi, romanlar içerisinde karakterin olgunlaşması gibi. Ama onu zaten ikinci şeyde yapıyor. Biraz tabii canım, şey yapıyorlar, olgunlaşıyorlar çünkü yaşlanmaları pek mümkün değil. Evet. Zaten Poirot'u bilmem kaç yaşına yani getirmiş. Kendi kendine de diyor, niye böyle yaptım ki yani, hani gerçek zaman içinde. Niye hani bırakmadım ki istediği gibi yıllar olsun. Yani gel sıkılıp o da öldürmeye kalktıydı bir kere. Evet, evet. Holmes taklidi konum Doyle taklit ederek. Yani demek istediğimiz böyle bir altın çağı var. Ve polisiye romanlı muammanın öne çıktığı, toplumsal ve psikolojik iletilerin olmadığı bir şey var. Fakat son zamanlarda Fransa'da George Simenon'la başlayan bir akımdır bu. Ondan sonra Amerika'da Raymond Chandler ve Dashiell Hammett'le kara roman diye. Hardboiled denen. Evet, kara roman denen roman tipinde. Polisiye romanın çehre değiştirdiğini görüyoruz. Gene bir muamma var. Gene bir suç var. Suç ve muamma beraber inceleniyor. Fakat bu arada toplumsal mesajlar da veriliyor. Ve şu, insan niye suç işler? Durup dururken bir insan niye katil olur? Bu sorunlar üzerinde durulmaya başlanıyor. Yani toplumun insanı suça itmesi, hırsların, psikolojik sorunların insanı suça itmesi. Ve bu katilin kim olduğunun, muammanın çözülmesi kadar bu toplumsal etkilerin neden olduğu suçların irdelenmesi de polisiye romanda artık vazgeçilmez bir öğe olarak giriyor. Özellikle kuzey ülkelerinde yazılan romanlarda, yani özellikle İsveçlilerin romanlarında. Son dönemde İskandinav romanlarında evet, özellikle. Bunlar çok vurgulanan hususlar. Burada toplumsal romanın yerini artık polisiye roman alıyor. Evet. Toplumsal romanda toplumsal sorunlar işlenir. Polisiye romanda bu toplumsal sorunlar hem meraklı bir kurgu içinde ortaya konuyor ve meraklı kurguyu siz takip ederken bu mesajları da alıyorsunuz. Mesela Ahmet Ümit bunun Türkiye'deki en iyi örneklerinden biridir. Okudunuz mu Ahmet Ümit'i bilmiyorum. Pek çok romanını muhakkak, eğer polisiye romanı meraklıysanız okumuşsunuzdur. Ahmet Ümit'in romanlarında toplumsal sorunlar ortaya çıkar. Mesela son yazdığı Güvercin Çığlığında Suriyeli göçmenlerin buraya nasıl geldiğini, fakr-ı zaruret içinde kaldıkları için çocuklarının böbreklerini bile satmak zorunda kaldıklarını, bunun ticaretini yapan kötü insanları vesaireyi çok çarpıcı ifadelerle şey yapıyor. Siz cinayetin, katilin kim olduğunu merak edip giderken bu sorunları da görüyorsunuz. Yani buraya gelip vatanlarından kopmuş insanlar çok parasal sorunlarla karşılaştıkları zaman cevap bulamadıkları için kendi öz çocuklarının böbreklerini bile satmak zorunda. İki böbreği var, birisi kalsın deyip öbürünü satmak zorunda kaldıkları gibi acı sorunlarla da karşı karşıya görüyorsunuz ve bunun da etkisi altında kalıyorsunuz ve birdenbire şimdi bizde pek çok şey var. Ulan bu Suriyeliler başımıza bela oldu. Nereden geldi falan. Tamam. Yanlış politikalar sonucu geldiler. Türkiye'ye epey sorun getirdiler. Fakat bunlar da insan. Ve bunların da sorunları var. Bunlar da zavallı. Ya sebep değil, sonuçlar aslında. Ya sonuç olarak ortaya çıkıyor ve bunların da vurgulanması lazımdı. Bu Ahmet Ümit son romanında bunları çok çarpıcı bir şekilde vurguluyor. Ve yüreğiniz daralıyor Hakkı'nın okurken. Birdenbire katil kimi olduğu, kim bu insanları öldürdüğü, bu öldüren adamın kim olduğunu bir tarafa bırakıp
bu sorunlarla ilgilenmek ve üzülmek gibi bir şeyi, ikisini bir arada. Hem meraklı bir roman okuyorsunuz hem de toplumsal mesajlar alıyorsunuz. Polisiye romanın son gelişmesinde değil mi Sevil? Evet, son evet. gelişmesinde bu artık vazgeçilmez bir öğe oldu. Yani Agatha Christie tipi polisiye romanlar artık dönemini tamamladı diyelim. Değerini kaybetti demiyorum. Dönemini Yok, tamamladı dönemini diyorum. Tamamladı, evet. Fakat şimdiki çağdaş polisiye roman hem okuyucuyu bir bilmecenin, bir muammanın peşinde sürüklemek hem de toplumsal mesajlar vermek yükümlülüğünü beraberinde getiren bir roman türü. O bakımdan polisiye roman okumak çok keyifli bir olaydır. Polisiye roman okurken sakın eski kafa entellerin lan polisiye roman da okunur mu? Ben polisiye roman yani edebi türün içine girmez falan gibi safsatalarına katiyen inanmayın. Keyifle geline gelene ben polisiye roman okuyorum ve keyif alıyorum değil. Roman okumaktan da keyif almak önemlidir. Yani keyif vermeyen roman yahut keyif vermeyen kitap bence eksiği olan bir yapıttır diye düşünüyorum. Ben mesela 2-3 kitabı beraber okurum. Niye 2-3 kitabı beraber okurum? Bazı kitapları okumak lazım. Bilgi verecek size. Ben İstanbul'u gezdiriyorum arkadaşlarıma. Geçen gün Eyüp'e gittik. Eyüp Camii'nin kapısında kuş evleri var. Bizim ceddimiz hayvanlara çok düşkündür. Kedilere, köpeklere düşkün olduğu gibi kuşları da korurlar. Ve camilerin kapılarında, muhtelif yerlerinde kışın kuşlar oraya girsin, korunsun diye evler var. Arkadaşlarım sordular, fazla bilgim yok. Kitap aradım, buldum. Bir akademisyen hanım kuş evlerine ilgili bir kitap yazmış. Çok bilgili bir kitap. Fakat takır tukur yazmış kardeşim. Okurken 10 sayfa okuyorsunuz, gözleriniz kanmamaya başlıyor. Sürüklemiyor. Ama kitapta bilgi var mı? Var. Hakikaten bilgi var kitapta. Fakat kuş evleri gibi, hani tabiri yerinde mi bilmiyorum. Çok güzel, romantik bir konuyu o kadar kuru yazmış ki. Okurken yani 10 sayfa okuyorsunuz, 11. sayfada gözleriniz kapanıyor. Ama okumak da istiyorsunuz, bilgi sahibi olmak istiyorsunuz. O zaman ne yapıyorum ben? Onu kapatıyorum, bir polisiye roman açıyorum. Okuma keyfimi, 20-30 sayfa okuyorum, okuma keyfimi alıyorum. Tekrar bilgi veren ama takır tıkır olan kitaba dönüyorum. Yani demek istediğim polisiye romanın böyle bir ek keyfi de var. İnsana okuma zevki veriyor. Keyif oluyorsunuz okurken. Hele ben iyi bir polisiye romanı başladınız mı? Bırak şey yapmadan, merak ettiğiniz için neredeyse gece yarısına kadar, sonuna kadar okuyayım diye çırpınırsınız. Yani ertesi gün öyle bırakamazsınız. Böyle bir keyfi de var, böyle bir sürükleyiciliği de var. O bakımdan ben polisiye romanı çok severim. Polisiye roman tutkunuyumdur. Kardeşimin söylediği gibi sahafların tabiriyle tuğla gibi iki ciltte kitap yazdım. Korkma Ödes Mr. Sherlock Holmes diye. Orada bütün polisiye romanın geçmişini gelmişini anlattık. İstersen Sevil bir de Türkiye'deki polisiye romanın gelişmesini hızlıca anlatalım. Ondan sonra dinleyicilerimiz soruları varsa tamam. Cevap veririz. Türkiye'de enteresan bir şey var. Zaman var daha. Zamanımız var. Efendim? Zamanımız var. Var. Enteresan bir yanlış bilgi daha var. Türkiye'de bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmek modadır. Pek çok yazarlar da bunu yani polisiye roman hakkında yazan aydınlarımız Türkiye'de polisiye romanın son zamanlarda geliştiğini, Türkiye'de polisiye romanın çok eski bir geçmişi olmadığını söylerler. Bu çok yanlış bir bilgidir. Osmanlı Aksu'ya kadar hiç yazılmamış. Ben şunu söyleyeyim size. Dünyada polisiye romanın yazıldığı ilk ülkelerden birisi Türkiye'dir. Biliyorsunuz polisiye romanın ilk örneği Edgar Allan Poe'nun Mor Sokağı cinayeti satıldı. Bu mezatta da. 1841 yılında yazılmıştır. Ondan sonra bir iki Fransız yazar var. Sonra işte Sherlock Holmes'ler vesaireler çıkmıştır. Türkiye'de ilk polisiye roman 1884 yılında Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılmıştır. İsmi Esrarlı Cinayet. 1884 yılında yazılmıştır. Çok iyi de bir polisiye romandır. 1884 yılında, bakın dikkat edin, bildiğim için söylüyorum, iddialıyım. İtalya'da
İspanya'da, Çekoslovakya'da, Macaristan'da, Polonya'da ve bugün polisiye romanın en büyük merkezi olan İsveç'te hiç polisiye roman yazılmamıştı. İngiltere, Fransa ve Amerika'da polisiye roman yazılmıştı. Yani Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı, İtalya ve İspanya'yı söylüyorum, edebiyatta bizden daha ileri olan ülkeler hiç polisiye roman yazılmamıştı. Yani Türkiye'de ilk polisiye roman yazıldığı zaman İtalya'da polisiye roman yazılmamıştı. Ama bunu bilmeden bizim ukalalarımız Türkiye'de polisiye romanın geçmişi yoktur diye konuşurlar. Ahmet Vedat Efendi ilk Esrar-ı Cinayet'in dışında 5-6 tane daha polisiye roman yazmıştır. Onun dışında Selanik'te Fazıl Necip diye bizzat 2-3 tane polisiye roman yazmıştır. Ama polisiye romanın asıl gelişmesi 1908'den sonra olmuştur. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra. Biliyorsunuz o zamana kadar Abdülhamid'in sansürü var. Kitap yazmak da biraz problemli. O sansür kalkınca birdenbire Sherlock Holmes'ler, Arsène Lupin'ler falan tercüme edilmiştir. Ve birdenbire millette bir polisiye roman merakı şey yapmıştır. Benim yaşıtlı olanlar hatırlarlar. Nat Bin Carter ve Nick Carter, bir de Mike Hammer diye polisiye roman kahramanları vardır. Biz o zamanlar bunlar haftalık dergiler olarak çıkıyordu, alıyorduk. Böyle bir haftalık dergiler, periyodik polisiye romanlar yayınlanmaya başlanmıştır. Ve çok satmıştır. Bunu çok satınca Türk yazarlar da bu şekilde polisiye roman yazmaya kalktılar. İlk polisiye roman yazan Ebu Süreyya Sami diye bir zat, Aman Vermez Amini diye bir polisiye roman kahramanı yaratmıştır. Ben bunu Osmanlıca'dan çevirdim, 5-6 baskı da yaptı, yayınlandıktır Aman Vermez Amini. Çok enteresan bir polis hafiyesidir. Ondan sonra arka arkaya diğer polisiye romanları, onlarca polisiye kahraman yaratmışlardır. Bunların en çok tanınanı Cingöz Recai'dir. Cingözlük yapma diye laflar falan da söylenir. Bu Cingöz Recai bir anti kahramandır. Polis değildir, polis hafiyesi değildir. Kibar bir hırsızdır. Hırsız. Ama zenginlerden çalar, fakir fukaraya dağıtan bir adamdır. Eyüp'te bir evi vardır. Kendini ihtiyar bir emekli gibi gösterir. Bütün Eyüp'teki fakir fukaranın babasıdır. Ama ne yapar? Zenginleri sayar. Bu zenginler kim? Ben namuslu adamın parasını ellemem der. Karaborsa yapan, bilmem ne yapan, gayrimüslimler, Abdülhamit zamanında para vurmuş mürtekipler. Şunlar, bunlar, bunları böyle teker teker şey yapar, gayet zeki planlarla bunları soyar. Bunlardan evlerindeki kıymetli eşyaları çalar, bilmem ne yapar, bunları satar. Bir yetimhane kurmuştur, İstiklal Savaşı'nda yetim kalmış çocukları orada okutur, bakar. Dediğim gibi fakir fukaraya yardım eder ama bütün işi ve büyük keyif alarak yapar, bütün işi zenginleri soymaktır. Böyle enteresan bir tip. Bu Fransa'da Maurice Leblanc'ın yazdığı Arsène Lupin'i andırır. Evet. Fakat yerli renkleri çok güzeldir. Bu ve bir de Cingöz Recai çok sıkı bir zamparadır. Onu da söyleyeyim. Kadınlar nezdinde çok büyük itibarı vardır. Bu Cingöz Recai öyküleri sadece yayın evlerinin elinde kaldı. Ve bunları yayınladılar. Hem Osmanlıca yanlış okumuşlar, hem de bazı erotik kısımları sansürlediler. Sansürleyince de öykülerin bütün keyfi kaçtı. Şimdi inşallah ben ele aldım, bunları yapıyoruz. Cingöz Recai külliyatı yayınlayacağız. Hikayelerini ve romanlarını yayınlayacağız. Okuyacaksınız tahmin ediyorum. Polisiye romanı severseniz büyük keyif alacaksınız. Bunun dışında vereceğim edebiyatla ilgisini bilirsiniz. Halide Edip Adıvar'da polisiye roman yazmıştır. Hüseyin Rahmi Gürpınar'da polisiye roman yazmıştır. Yani polisiye roman hakkında konuşanların bilmediği isimler mesela Kesik Baş diye Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın çok güzel bir polisiye romanı vardır. Halide Edip Hanım'ın da polisiye romanı var. Vanu'nun vardır. Vanu'nun Valen'in. Cevat Fehmi Başkut'un var vesaire. Yani polisiye roman Türkiye'de yazılmamış dememek lazım. Çetin Altan'ın vardır. Rıza Bey'in ülkeleri diye. Fakat şunu da kabul etmek lazım. Polisiye romanın 1990'lardan sonra yeni bir ivme almıştır. Burada
İki isimden bahsetmek lazım. Bir Osman Aysu, bir Ahmet Ümit. Osman Aysu'nun romanları thriller dedikleri Amerikan tipi romanlar. Çok Amerikan tipi. Evet ama kolaylıkla okunur. Ahmet Ümit ise bir edebi lezzet getirmiştir polisiye romana. Ve Ahmet Ümit benim dostum, nasıl yazdığını biliyorum. Kitap yazmadan evvel çok okur ve tarihi konuları falan da ilgilenir. Mesela İktidar Terakki şeyinde önce yani değil mi? Sen kitap almış, bir sandık. Yeni bir soluk getirmiştir. Ben Dünya Polisiye romanını takip ediyorum. İngilizce, Fransızca kitaplar alarak takip ediyorum. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki şu andaki dünyadaki polisiye roman yazarları içinde Ahmet Ümit müstesna bir yere sahip bir yazardır. Çok ismi duyulmuş, bestseller olmuş yazarların içinde Ahmet Ümit'in klasında adam da çok azdır. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim şey olarak. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Polisiye roman taklitleri var. Mesela Dan Brown var. Granger var. Bunlar çok okunan yazarlar. Okudunuz mu bilmiyorum. Ben mesela Dan Brown'ı polisiye roman yazarı kabul etmem. Dan Brown'ın Da Vinci Şifresi diye bir kitabı vardı. Çok satıldı. Milyonlarca sattı. Türkiye'de de çok sattı. Eğer polisiye romansa çok zayıf bir polisiye romandır. Şey kurgusu çok zayıftır. Söyleyin. Muamma kurgusu çok zayıftır. İçinde çok palavra vardır. Hazreti İsa evlenmiş, karısı olmuş, işte Leonardo da Vinci onun torunuymuş bilmem ne gibi saf Amerikalılara yedirecek bir sürü şey koymuşlar ama bana sorarsanız polisiyorum olarak ben ona bir değer vermem. Ama bir İsveçli Henning Mankell vardır, onu okumanızı tavsiye ederim. Fevkalade bir yazardır, toplumsal sorunlara eğilen. Şimdi pek çıkmıyor ama çok sevdiğim bir Fransız yazar var, Joe Simenon. Onun Komiser Maigret diye bir tipi vardır. 100, ve çok başarılı. Galiba, 125 kitabı var Simenon'un. Simenon'un aşağı yukarı yazdığı roman sayısı 200'ün üzerinde. Bunun dediğin gibi 128 tanesi Maigret romanıdır. Ama romanları hakikaten çok güzeldir. Çok kalın kitaplar değillerdir. Ama çok etkileyici, çok çarpıcı. Ve demin söylediğim gibi insanı suça iten faktörler göze alır. Yani sıradan bir insanın hangi nedenlerle dayanılmaz bir şiddetin sonucu niye katil olduğunu anlatmaya çalışır. Komiser Maigret suçluları sırf suçlu olarak görmez, insan olarak görür. Hatta bazen salıverir. Yani bazen tevkif ettiği, cinayeti aydınlattığı insanlara acır. Ve bütün amacının çıplak insanı anlatmak olduğunu söyler George Simon'un. Hepimiz dışarıya karşı üzerimize çeşitli elbiseler giyeriz. O soruşturmasının sonucunda insanın niye katil olduğunu, niye suçlu olduğunu anlamaya çalışır. Ve çok enteresan bir şey daha var. Bazı kitaplarında muamma çözülmez. George Simon'un bazı kitaplarında muamma çözülmez. Bu aslında çok enteresan bir durumdur. Bunu vurgulamak istiyorum. O okuyucunun yorumuna bırakır. Şeyi çözemezsiniz. Yani klasik polisiye romanlarda olur. Katil bulmuş diye bir şey yok. Suçlu kimmiş belli değildir. 2-3 aday vardır. Size bırakır. Kitap biter. Ama sonuna kadar da keyifli okursunuz. George Simenon'u. Yani edebi lezzeti çok yüksek eserlerdir. Şey mi acaba hocam, sadece sorunu ortaya koymakla ilgili bir derdi olduğu için. Evet. Yani. Derdi olur. Sorunu ortaya koyar. Vahşi bir cinayet işlenmiştir. Çeşitli adaylar vardır. Bu cinayeti işlemesine neden olacak olaylar vardır. Ama öyle bir güzel bağlar ki sizin kafanız sorukludur. Ya bu da olabilir, bu da olabilir dersiniz. Ama illa katili bulmadı diye de kızmazsınız. Öyle bir keyif alırsınız ki okuduğunuz zaman, mesela Türkçe'ye çevrilmedi bir kitabı var. Orada
esrarengiz bir adam var. Yaşlı, kendini tek başına yaşama mahkum etmiş. Bir de bir çocuk var. Çocuğun anası babası çalışıyor. 1930 Fransa'sında geçiyor olay. Sabahtan akşama kadar çocuk anasının babasını görmüyorlar. Aynı apartmanda oturuyorlar. O muamma dolu adamla bu çocuk inanılmaz bir dostluk kuruyorlar kendi aralarında. O sırada Fransa'da ilk defa ücretli izin çıkıyor. Ana baba, çocuğun anası babası bedava, yani maaşlı izne çıkacaklar. Heyecan içindeler. Programlar yapıyorlar. Ve izne çıkacaklar. Her şey hazır. O gün pat kalp krizi, o ihtiyar adam ölüyor. O ihtiyar adamın ölmesi öbür insanları hiç ilgilendirmiyor, çocuğun anasını. Fakat çocuğu ilgilendiriyor. Çocuk 12 yaşında. Hadi gideceğiz diyorlar. Ben gelmeyeceğim diyor çocuk. Niye gelmeyeceksin diyorlar. Benim dostum öldü. Onun cenaze törenine katılacağım. Manyak mısın oğlum diyorlar ya. Biz bu kadar uğraştık. Tatil ayarladık. Bilmem ne yaptık. Sen git. Siz gidin diyor. Ben gitmeyeceğim diyor. Biraz para bırakın diyor. Ben gitmeyeceğim. Yani bir ihtiyarla bir çocuğun dostluğunu ben anlatamıyorum ama kitabı okusanız göreceksiniz. Gözleriniz dolar. Yani o çocuğun davranışı o ihtiyarı ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Sonra roman devam ediyor. İhtiyarla ilgili bir sürü muammalar çıkıyor. Fransız gizli polisi görüyor, Alman gizli polisi görüyor, şu görüyor, onlar. Yani bu yan hikaye beni çok etkiledi ama ondan sonra da o adamın da muamması çözülmüyor. Ne olduğunu bitmeden kitap bitiyor. Ama kitap sizi okutuyor kardeşim. Okutuyor ve büyük keyif alıyorsunuz. Yani dediğim gibi polisiye romanı sırf Maykammer romanları gibi böyle vurdulu kırdılı roman olarak düşünmemek lazım. Son bir sohbetle size bir enteresan bir şey de anlatayım. 1950'li yıllarda Maykammer diye bir fenomen çıktı. Duydunuz mu ismini bilmiyorum. Maykammer enteresan bir şey. Hercule Poirot gibi falan beynindeki gri maddeleri şey yapmıyor. Neyini çalıştırıyor? Sevil yumruklarını çalıştırıyor. İtiraf ettiriyor adamı. Böyle bir şey. Benim de ilk okuduğum polisiye romandı. 1953 yılında ben 15 yaşındayım. Böyle bir kitap çıktı, Çağlayan Yayın Evleri. Kapağı çok güzel, çok güzel bir kadın, soyunuyor falan böyle. Ben kapağa tav oldum, kitabı aldık. Sarışın, mutlaka sarışın. Evet, okuduk, çok beğenmiştim o zamanki kafama göre, 15 yaşındaki çocuğa göre çok. Bu romanı da meşhur romancımız Kemal Tahir çevirmişti. Komünizmden dolayı hapse girmiş, yeni çıkmış hapisten, parasız, ne yapsın? Komünist diye de kimse kitaplarını basmıyor. FM ikinci arasında Maykammer romanları çevirmek zorunda kalıyor rahmetli. Çok da güzel çevirmiştir romanları. Bu romanlar çok tutuldu Türkiye'de. 100 bin tane satıyor. O zaman Türkiye'nin nüfusu 18 milyon. Kitap 100 bin, 150 bin satıyor. İnanılmaz. Gazetelerde büyük ilanlar. Yumruklarıyla sevişen Maykammer'in son kitabı falan diye. Evet, korkunç satıyor kitaplar. Fakat Michael Spillane diye bir yazar bunu yazan, hafif üşüdük. Bir tarikata giriyor Amerika'da, dini tarikata. Dini tarikatta roman yazmak günahmış. Adam roman yazmayı bırakıyor. 6 tane roman yazmış, bırakıyor. 6'sı da çevrilmiş Türkiye'de. Ama romana çok talep var. Gidiyorlar Kemal Tahir'e, üstad diyorlar, sen daha bundan iyisini yazarsın, sen yazsana. Peki diyor, sahte Maykammer romanları yazıyor, 4 tane. Bunlar da çok satıyor. Fakat 6-7 Eylül olayları, biliyorsunuz meşhur 6-7 Eylül olayları, eski komünist diye Kemal Tahir'i hapse atıyorlar. Yani şu anda bugün de yıl dönümü zaten 6-7 olayları. Evet efendim. Fakat talep çok, pek çok insan Maykammer romanı yazmaya başlıyor. Ve Türkiye'de 400 tane sahte Maykammer romanı yayınlandı. Adamın haberi yok, yazarın hiç haberi yok. 400 tane sahte Maykammer romanı, Afif Yesari diye bir zat 180 tane sahte Maykammer romanı yazdı. Sonra adam 60'tan sonra o tarikattan çıktı, tekrar roman yazmaya başlayınca Türkiye'deki sahte romanlar ortadan kalktı. Bu da ilginç bir şeydir, gelişmedir. Polisiye roman tarihinde. Evet efendim, epey konuştuk. Sualleriniz varsa... İlk suali ben sorayım mı? Bir şey söyleyeceğim. FM ikinci adını, soy ismini kullanmasının sebebini... Söyleyeyim. Adamın ismi Morrison, Michael Spillane'in ismi... Michael Morrison Spillane, M-S. FM ikinci de F'yi alıyor, M'yi alıyor. Ben ikincisi sanki. O birinci, ben ikinci. Ben ikinciyim diye ama ben size şunu söyleyeyim. Maykammer'in özgün romanları, yani Michael Spillane'in yazdığı romanlarla Kemal Tahir'in yazdığı romanları karşılaştırırsanız, ben 60 senedir polisiye roman okuyorum.
açık ara Kemal Tahir'in romanları daha iyidir. Yani sahte olmasına rağmen Kemal Tahir'in romanları çok daha iyidir. Çünkü Michael Spillane faşistin tekidir. Zencileri sevmez, solcuları sevmez. Hatta biz solcu adamı ellerine boğarak öldürür falan. Halbuki Kemal Tahir'in maykamberi çok daha insancıl bir adamdır. Zencilerle dosttur. Fakir fukaraya destek çıkar bilmem ne. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Kemal Tahir'in Maykammer romanları Özgür Maykammer romanlarından çok daha kaliteli. Çok daha iyiydi, evet. Bunu sormuşken başka bir şey de aklıma geldi, böyle sesli düşünüyorum. Chesterton muamma dediniz bir, evet. Bir de hani bu bir takım insanlara düşmanlık dediniz. Mesela Chesterton'ın romanlarında da başka bir şey var. Metafizik ögeler hani. Tabii. Peter Brown üzerine. O da çok rastlanan bir şey değil ki, ama Chesterton çok iyi bir romancı aynı zamanda. Tabii. Chesterton dediğin de aklıma geldi. Polisiye romanlar o zaman da küçümseniyormuş. Evet. Onun bir şeyi var, diyor ki polisiye romanların diyor tren tarifelerinden daha fazla okunmasının nedeni edebi değerlerinin çok yüksek olmasındandır. Hiç bunu kabul edin diyor. Enteresan tabii, o Peder Bram da 2-3 sene evvel komple çevrildi. Labirent yayınları yayınladı. Bizim Hüseyin'in evet. Şeysi. Fakat maalesef Türkiye'de gereken değer verilmedi. Eğer şeyseniz, bulabilirseniz, Peder Buram bir rahip. Rahip dedektif. Fakat o da aynı George Simonon'un bahsederken söylediğim gibi insanın üzerine eğilen, niye suçlu oluyor insan diye dert edinen ve bunu öne alan bir yazar. Dediğiniz gibi metafizik sorunlarla olayları çözmeye çalışan çok iyi niyetli bir önemli bir polisiye roman yazarı. Tabii yani bu kısa konuşma içinde önemli yazarların hepsini söylemek mümkün değil, ama dediğiniz gibi çok önemli bir yazardır. Ve Peder Brown da çok önemli bir dedektiftir, evet. Dedektif rahiptir. Genelde bu uyarlamaları o kadar iyi olmuyor. Mesela Dijitürk'te BBC HD diye 114'te Türkçe altyazısı da olan bir şey var, kanal. Orada Father Brown var. Çok da iyi bir oyuncu oynuyor, Mark Williams. Yani uygun tipe. Fakat boyuna fazlaca dinli telkinde bulunuyor. Evet. Müfettişler, polisler yani olmayacak kadar aptal. Her seferinde yani değişiyorlar çünkü. Bazen terfi alıp gidiyorlar. O mesela bir de Peter Robinson diye bir yeni şey var ya, Yorklu evet. Bir arkadaşımız. Çok iyi bir yazar gerçekten, ama hiç çevrilmedi galiba Türkçe'ye. Türkçe'ye çevrilmedi. Yani bazı yazarlar, çok önemli yazarlar var. Onlar Türkçe'ye maalesef çevrilmediler. Manuel Vazquez var, İspanyol. Çok önemli bir yazar. Ondan da bir kitap ya çevrildi ya çevrilmedi. Dorothy Sayers var. Tabii Dorothy Sayers var. Yani dünya polisiye edebiyatında çok büyük isimler de bazıları maalesef dilimize çevrilmemiştir. Tanıyamıyoruz. O bir eksiklik, onu da şu anda bile Amerika'da falan çok iyi yazarlar var yani Türkçe evet, çevirmeye. Yavaş yavaş işte polisiyenin Türkiye'de ilgi görmesiyle alakalı. Evet. İşte, Labirent yayınları sadece polisiye basıyor. Evet. Labirent. Evet. 221B diye bir dergi. Var evet, yeni polisiye yazarları. Evet. Örgütlendiler, bir dernek kurdular. Dernek kurdular, üzerinden evet. Şimdi bir şeyler yapıyorlar. Bunlar iyi şeyler aslında bir yandan. Yani polisiye romanı ilgi Türkiye'de arttı ve polisiye romanın artık ikinci derecede bir edebiyat olduğu hakkındaki safsata da yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve kaliteli, senin de vurguladığın gibi iyi polisiye romanın iyi edebiyat olduğu artık kabul edildi. Nihayet. Yani zaten edebiyat iyi edebiyat değil yani, herhangi evet. Bir kitapçıya gidip de bu yeni çıkan kitaplara şöyle 2-3 şey olarak bir bakarsanız dehşet içinde kalıyorum ben ya. Yani doğru düz hakikaten okuyacak kitap yok. Yine dönüp dönüp eski klasikleri yeniden çeviriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yine onları okuyoruz evet. Yani. Aynı yere dönüyoruz. Yani yine o toplumsal meseleyle alakalı, işte yakın dönemin artık edebiyat, tırnak içinde edebiyat değil aslında bana sorarsanız. Edebiyat denen şey değişti, başka bir şeye dönüştü. İşte
Twitter 280 karakter üzerinden dert anlatıyoruz. İşte bloklar çıktı. Blokların yazıları kitaplaştırıldı. Şimdi onlar dizileştiriliyor. Dolayısıyla o edebiyat öyle bir kayıp başka bir şeye dönüştü. O yüzden onları görüyorsunuz orada. E tabii şimdi... Hocan kadar konuş gibi mesela. Bizim, benim yaşımdakiler pek uğraşmıyor ama gençler de sosyal, ne diyoruz ona? Sosyal medya. O şey tabii... Ama yavaş yavaş geçeceğini düşünüyorum. Çok ilginç bir şey. Gençlerin hepsi telefon esiri. Ne zaman görsek ellerinde birer telefon şey yapıyorlar. Geçen gün Nişantaşı'nda bir işim vardı. Bir kahve içeyim diye bir yere oturdum. Bambaşka bir konuya girdik ama. İki tane bir genç kız bir genç oğlan geldi. İkisi de böyle güzel güzel çocuklar. Belli aralarında bir ilişki de var. Oturdular. Bir şeyler ısmarladılar. Ondan sonra biri telefonunu çıkardı, biri telefonunu çıkardı. Ne konuşuyorlar birbirlerine, ne bir şey. Ya dedim ben şöyle. Yani biz de genç olduk. İşte böyle takıldığımız bir kız olursa bıcır bıcır konuşurduk. Bunlar hiç konuşmuyorlar. İkisi de telefonlarına baktılar. Öyle telefonlarına. Yani az kalsın müdahale edeceğim. Evladım konuşun ya diyecektim. Yani bu telefon... Mesela dört arkadaş da geliyor. Herkes bir tarafı dönüyor. Yani yemek şey... gelince yemeklerini yiyorlar. Ondan sonra kendi tarafını... Ama herhalde bu dalga da geçecek. Bu yeni bir şey. Tahmin ediyorum bir süre sonra bu dalga geçecek. Çünkü insani ilişkileri öldürüyor. Evet. Yani hakikaten insani ilişkilerde zayıflamaya neden oluyor gibi geliyor. Benim torunlarım da öyle. Benim yanıma geldikleri zaman telefonlarını alıyorum ellerinde, koyuyorum bir tarafa, konuşalım sizinle diye. Gülüyorlar ama şey, bir hastalık gibi geliyor bana. Ama geçecek herhalde. Bir kısım insan açısından şey tabii, iyi tarafları var. İşte insanlar telefondan kitap okuyorlar mesela, bu başka bir şey. Hani... Telefondan, o Kindle'lardan, e-kitap okuyuculardan falan. Kitap da var. Öyle yaptıklarını varsayıyoruz en azından. Kitaptan okusunlar. O ayrı tabii. Kitaptan okusunlar. Ama şey tabii, yani benim gibi eski nesil kitabı eline alıp okumak şey yapıyorlar. Ama tabii. Şimdi ben de bir iki kere yapmak zorunda kaldım. iPad'den şey yaparak böyle sayfa gibi de kalkıyor. Bill Clinton bir kitap yazmış, eski Amerikan Cumhurbaşkanı. Bir Türk'le ilgiliymiş. Hüsamettin, yok. Süleyman Cindoruk kahramanın ismi. Duydunuz mu bilmiyorum. Bir meşhur Amerikalı yazarla, James Patterson'la beraber bir Bill Clinton, Amerikan Cumhurbaşkanı, bir polisiye roman yazdı. Amerika'da bestseller oldu. Ben de merak ettim. Türkiye'ye Amazon'dan getireyim dedim. Eşek yüküne para istediler. O elektroniği daha ucuz. Tabii. Öyle getirdim, okudum. Pek parlak bir roman değil, onu söyleyeyim yani. Çok merak ettim, aldım. İsimden... Kahramanın ismi Süleyman Cindoruk. Süleyman Cindoruk ismi. Süleyman Demirel Hüsamettin Cindoruk. Nerede aklımda gelmişse, Hristiyan Türk. Amerikan başkanını öldürmeye kalkıyor falan. Yani biraz uçuk kaçık bir roman. Ama Amerika'da çok satılmış. 2 milyon satmış şimdiye kadar. Patterson örneği üzerinden aklıma geldiğini, mesela çift yazarlı polisiye kitaplar var ya da gerilim kitapları var. Evet. Bunlara ne diyorsunuz? King'in de var mesela. Şeyin de var. Patterson'ı tam beğenmiyor ama musunuz? Ama başka şimdi mesela Peter Straub'la yazar King yazdığı zaman canım. Ha, yani ya, tabii, iyi bir yazarla birlikte yani yazıyor. Bu böyle değil ki. Bence Patterson arkasına dayanıp oturuyor keyifle. Öbür adamlar yazıyorlar kitabı. Bu da adını koyuyor. Onu üstüne diyecektim. %60'ını büyük ihtimalle alıyor yani. İsmini satıyor aslında. İsmini satıyor zaten. İsmini satıyorlar tabii. O da var. O da var. Yani ama genç çocuklara yazdırıp ismini koyan polisi yazarları da var. Onlar var. Yo, eskiden beri öyle ama Alexander Dumas için de öyle söylemiyorlar mı? O tefrika zamanlarında öyle tabii. Bodrum'da insanları, yazarları tutarmış da parayla yazdırmış filan diye. Tabii. Söyleniyor. Monte Cristo kontunun kendi başlamış, başkaları devam etmiş. Geçim kapısı açıyor, fena tabii, mı? Tabii bir yandan öyle. Destek sayısı. Bir yandan öyle. Siz Sevin abla devam edecek misiniz? Bir şeyler daha söyleyecek misiniz? Yok. Erol abi araya girince. Yani o zaman şey yapalım. Zaman, ben 80 yaşındayım zaten. Biraz gevezeyim. Ama estağfurullah. Sevin'e laf bırakmadım. Zaman isterseniz soru alalım hani. Olur, arkadaşlardan soru soracak olanlar var çünkü. Buyurun genç. Genç arkadaş. Sorular var galiba, defter olduğuna göre. İkinci Abdülhamid'in Avrupa polisisine merakı olduğunu, hatta süt kardeşine polisiye çevirileri yaptırdığını biliyoruz.
Ama acaba bu merakı sırf Avrupa polisiyesine olan ilgisinden mi yoksa hafiye ve jurnaller sistemini geliştirme arzusundan mı kaynaklanıyor? Aferin sana, çok güzel bir soru sordun. Bir moderatörün sorması gereken soruyu sordu. Bravo. Efendim, Abdülhamit çok ilginç bir padişah. Hep artılarda ve eksilerde değerlendiriliyor. Kimisi Kızıl Sultan diyor yerden yere vuruyor. Kimisi Ulu Hakan diyor gökyüzüne çıkarıyor. Fakat çok ilginç bir zattır, onu söyleyeyim. Çok merakları olan bir zattır. Fotoğrafa meraklıdır, marangozluğa meraklıdır, porselen hamurunla uğraşmaya meraklıdır. Meraklarından biri de polisiye romandır. Polisiye romanı çok meraklı bir zattır. Ve şeyinde, sarayında bir tercüme bürosu var. Ona yakın mütercim çalışıyor. Çeşitli dillerden tercüme yapanlar. Bunlara akşamları para veriyor, polisiye roman çevirtiriyor kendisine. Çok zengin de bir kütüphanesi vardır. Ben bu kütüphane sonra İstanbul Üniversitesi'ne devredilmiştir. Şimdi Eski Eserler Kütüphanesi diye ayrı bir bölümde İstanbul Üniversitesi'nin. Ben kitabımı yazarken Abdülhamid'in kendi adına çevirtirdiği polisiye romanları incelemek için bu kütüphaneye gittim. Benim tespitime göre 600'e yakın polisiye roman çevirmiş. Ve dediğiniz gibi Süt Kardeşi, ismini biliyor musun Süt Kardeşi'nin? İsmet Bey. Esnafçı başısıdır aynı zamanda. Abdülhamid'in esnafçı başısıdır. Yani giyimlerini, kuşamlarını sağlayan adamdır ve Süt Kardeşi'dir. Çünkü Abdülhamid'in annesi Abdülhamid'i doğurduğu zaman veremdir. Süt verdirmemişlerdir. Sarayda çalışan bir kadın yeni çocuk doğurmuş. O da süt annelik yapmıştır. Sonra Abdülhamid Süt Kardeşi'ni yanına almıştır. İsmet Bey çok güvendiği bir adamdır. Akşamları Abdülhamid eğer hareme gitmiyorsa yatmadan evvel İsmet Bey çağırıyor. İsmet Bey ona polisiye roman okuyor. Uykusu geldiyse o da İsmet Bey senin de uykun gelmiş diye gönderiyor. Ve bu şekilde polisiye roman okutuyor. Şimdi senin sorun çok önemli. Genelde senin soruna göre derler ki Abdülhamid kendisi çok vesveseli bir adam olduğu için jurnalcılığa ve haber almaya çok meraklı olduğu için bu merakının sonucunda polisiye romana da merak sarmıştır diye bir pek çok yazar fikir beyan etmiştir. Ben aynı kanaatte değilim. Benim kanaatim şu. Abdülhamid eleştirilebilir, tenkit edilebilir. Ama dediğim gibi ilginç bir kişiliktir Osmanlı padişahları içinde. Ve devlet meselelerine çok yakından ilgilenen bir adamdır. Her şeye karışır, her şeyi merak eder. Bu tabii kendisinde büyük bir zihinsel yorgunluk şey yapar. Ve şey de Abdülhamid'in dönemi de çok belalı bir dönemdir. Çok sorunlu olan bir dönemdir. Bu sorunlar adamın kafasını iyice yorar. Ve bu günlük sorunlardan kurtulmak için polisiye romanı merak sardığını ve akşam yatmadan evvel bir polisiye romanı okurarak kafasını dinlettiğini düşünüyorum. Yani senin sorunun cevabı bende hayır. Bunun cevabı bende gündelik politik işlerle, siyasi işlerle çok yorulduğu için, çok çalıştığı için, kafası dolu olduğu için bu belalardan, bu günlük zorluklardan kafasını uzaklaşabilmek ve kafasını dinlendirmek için polisiye romanı meraklı olduğunu kişisel kanaatim olarak söylüyorum. Başka soru var? Yok. Efendim? Başka soru var mı? Varmış orada. Mikrofon. Şimdi ben de uzun zaman, yani çok kitap okumama rağmen, çok okumama rağmen polisiye okumaktan bahsettiğiniz nedenlerle çekinip buraya bu amaçla geldim. Hani sizden bir şeyler kapıp başlayabilirim diye. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Çünkü benim ilgim öyle oldu. Biliyorsunuz Sherlock Holmes dizi yapıldı. Evet. Ve çok da başarılı bir dizi. Evet, güzel. Acaba bu hani polisiye romandaki bakış açısının değişmesinde bu tarz dizilerin, filmlerin vesairelerin çıkması etkili olmuş mudur? Muhakkak kızım. Olmaz olur mu? Yani diziler, televizyon dizileri ve filmler kitaplardan çok daha geniş kitleye hitap ediyor. Şimdi Sherlock Holmes dizisini seyreden bir meraklı çok sevdiyse ya bu adam kim?
bunun başka kitapları var mı bilmem ne vesaire diye bir kafasında merak uyanabilir. Ve bu merak onu klasik Sherlock Holmes öykülerini okumaya götürebilir. Bu dediğiniz gibi gayet doğru ve demin söylediniz, ben de o etki altında diyordum, sakın şey yapmayın. Dediğim gibi polisiye roman hem keyif alarak okunan bir şeydir, hem de verdiği mesajlarla sizi aydınlatacak bir türdür. Hiç çekinmeyin. Polisiye roman okunun, gerine gerine de ben polisiye roman okuyorum, bundan da keyif alıyorum deyin. Öyle sahte entellere de takılmayın. Ama mesela seni o dizi yanıltabilir. Mini dizi, çünkü çok modern bir Sherlock Holmes o, biliyorsun. Yani o dizinin popülerliğinin büyük kısmı da Benedict Cumberbatch'e ait. Yani onu sevdiği için insanlar izliyor. Ama o da çok güzel oynuyor değil mi? Yalnız kızım, Sherlock Holmes alırken lütfen iyi bir yayın evinden al. Şöyle bir sorun var Sherlock Holmes'lerde. Sherlock Holmes öyküleri, 56 tane öykü vardır, 4 tane roman vardır. Romanlar için söylemiyorum ama öyküler için söylüyorum. Öykülerini kronolojik sırayla okumak lazım. 5 ayrı kitaptır onlar. Çünkü öyküler birbirine ilgilidir. Şimdi maalesef 3 tane Sherlock Holmes öyküsünü alıp bir kitap yapıyorlar. O kitap almanız gereken zevkin tamamını size vermiyor. Çünkü o kitaplar herhangi 3 tanesini seçmiş. Halbuki benim dediğim gibi sırayla okursanız birbirine ilişkisi, çünkü Sherlock Holmes de yavaş yavaş karakter değiştirir. Watson işte bir kadına aşık olur. Yani olayları sırayla okursanız daha çok keyif alırsınız. Yani yayınlanış sırasında, kronolojik sıraya göre okumak lazım şeyleri. Onu yapan yayın evleri de var. İsim vereceğim, hiç mahsuru yok. Everest yayınlarından çıkan, evet, Sherlock Holmes kitaplarını alın. Onlar çünkü şey, İki cilttir zaten. İki cilt halinde ve evet, kronolojik, evet, sıraya göre. Birinci Simenon cilttan ilk böyle okursanız çok daha keyif alırsınız şeyde. Çünkü çok Sherlock Holmes kitabı yayınlandı son zamanlarda. Çoğu da niteliksiz. O konuda şöyle bir sıkıntı var hocam, sözünüzü kestim. Telifi bittiği zaman yazarların, çok da satan yazarları, yayın evi ya da gece kondu yayın evleri, bizim de burada derdimiz o, basıyorlar. Zweig öyle, Kafka öyle. Kafka'nın da yeni bitti. Pıtrak gibi. Dünyada Zweig bu kadar çevrilen başka bir ülke yok. Ama basıyorlar. Çünkü telif ücreti ödemiyorlar. Telif yok. Bir evet, de çevirileri çalıyorlar. Mesela Mary Shelley'nin Frankenstein'in başına geldi. Evet. Ayrıntı. Evet. Çevirileri çalıyorlar ya da 3.30 paraya çeviri yaptırıp, böyle yetersiz çeviriler yaptırıp bunları çok kötü kağıda, çok kötü bir mürekkeple bir nevi korsan aslında basıyorlar. Sherlock Holmes işte... Kısaltıyorlar bir de. Tabii. Bu o kepazelik var. Tabii. Mesela 50-60 sayfalık bir novella 30 sayfaya indiriyor. Tabii. Çünkü şey var, bir maliyet hesabı var. 3 liraya mal edecek kitabı, atıyorum. Ona sığdırmaya çalışıyor şeyi. Ya bana o bakımdan bir, yani Sherlock Holmes okuyacaksanız Everest yayınlarından okuyun. Bana bir arkadaşım şöyle bir şey anlatmıştı. Bir editörlük yapmış. Bir yayın evi Savaş ve Barış'ı çevirttirmiş, basacaklar. Kapağı önceden hazırlamışlar, atıyorum 500 sayfa. Kitap çevrilmiş 470 sayfa. 30 sayfa kalmış. Demiş ki bizim editöre, ön söz yaz. Ya demiş, ben Tolstoy'a nasıl ön söz yazayım? Yaz demiş, ön söz yazdırmış, yetmemiş. Kitaba bölüm yerleri ekle demiş. Bölüm 1, bölüm 2, İlle bölüm... İlle 500 sayfayı tutmuş. Ha, çünkü kapağı basmışlar, maliyet var, içini tutturacaklar. En nihayetinde bizimki de paraya ihtiyacı var herhalde, ha demiş bunlara. 500 sayfayı tamamlamışlar, kitabı basmışlar. Yani böyle örnekler Türkiye'de çokça var. Ama mesela Karamazov kardeşlerden bahsettim. Onu da ya İş Bankası ya Yapı Kredi gibi yayınlardan alın. Çünkü 7-8 tane Karamazov kardeş tercümesi var. Kitabın aslı Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinden çıkmıştır. 4 cilttir, 1100 sayfadır. Evet. 250 sayfalık Karamazov kardeş çevirisi var. Alıyor, var, kendi kafasına göre çocuklar için özetlenenler şey değil de yetişkinler için 250-300 sayfalık Karamazov kardeşler Savaş ve Barış. Yani. Kepazeliktir. O bakımdan yani klasikleri okurken de muhakkak iyi yayın evlerini, biraz paraya kıyıp iyi yayın evlerine şey yapmak polisiyle lazım. Polisiyle alakalı Agatha Christie'nin mesela kötü çevirileri söylediniz. Bir de şey var, farklı isimle çevrilen Agatha Christie'ler tabii, var. Dolayısıyla tabii canım, tabii 100 kitap var ama piyasada 150 kitap var mesela tabii, Agatha Christie. Ya, başka yazarların kitabını çeviriyorlar, üzerine Agatha Christie yazıyorlar. Evet. Onlar da var tabii.
Ama zaten başka yazarlar da artık Agatha Christie yazıyor. Çünkü Agatha Christie çok okunuyor, satılıyor, seviliyor diye. Bambaşka bir yazarın şeyini çeviriyorlar, üzerine Agatha Christie yazıyorlar. O da bir başka bir şey. Eskiden şöyle bir şey vardı. Şöyle yasaklanmadan önce kanunla. Ben yani öyle bir yayın evi gördüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Mesela klasikleri değil mi? Adam bütün klasikleri çeviriyor. Nasıl çeviriyor? Bir paraya ihtiyacı olan özellikle birisini buluyor. O sırada şeydi, bir sayfada iki kelime farklı olursa daha önceki bir çeviriden özgün çeviri sayılıyordu. Dolayısıyla adam oturuyor, iyi bir çeviri alıyor önüne. Hepsinde bir sayfada, her sayfada iki kelime değiştirerek yapıyor ve klasikleri böyle basıyorlardı yani. Evet, evet, ama evet. Şimdi artık yapılamıyor yani, bu. Aklıma neyse bir şey geldi. Tam söylerken de ne kötü arkadaşlarım varmış diye düşündüm. Bir arkadaşımı gene böyle bir yayın evinden arıyorlar. Ya diyorlar bize işte bilmem ne bir yerden bulduk. Bir şey çevirisi için yardımcı olur musunuz? O da diyor ki ya ben öyle İngilizceye falan hakim değilim. Nasıl çevireyim? Yok diyorlar ya Türkçeden Türkçe'ye çevireceksiniz diyorlar. Alacak başka bir tanesini kulağını sağını solunu burkacak ve İşte tamam aynı, şey aynı usul yani. Uzatacağız. Yani şey var, söyleyin, Milli Eğitim Bakanlığı klasikleri vardır. Hasan Ali'nin, evet. Yüzünün, rahmetli. Tabii tabii. Çok güzel çevirilerdir onlar. Kitapların her birinde mutlaka anıyorum. Yani o hikayesini anlatıyorum. Ben onun 100 tanedir, hepsi böyle vardır bende. O teker teker topladım. Şimdi onlar çok iyi çevirilerdir. Yalnız 40'lı yıllarda çevrildiği için dil biraz eskidir. Eski, tabii. Onları alıyorlar, yeni öz Türkçe tabirler kullanıyorlar. Onun yanına çeviri diye adam ismini tabii koyup yanılıyor kardeşim. Onun da şey var, siz 1100 tane dediniz, 600 diye niyetlenmişler ona. İşte şey, tercüme bürosunu kuruyorlar. Ya Ahmet Hamdi Tanpınar var. Orhan işte Behice var. Boran, Orhan Veli. Meyik Cevket Anday, şunlar. Hepsi yani edebiyatın bütün büyük isimlerinin yaptığı çok kıymetli çeviriler ve tam metinler onlar. 600 diye niyetleniyorlar. 900'e çıkıyorlar, en son 1100'de bitiyor, evet. Nihayet buluyor. Hatta işte geçen de söyledim, Nazım Hikmet'in bile var. Şimdi tabii. Can Yayınları ismini koymaya başladı. Önceden koymuyorlardı. O dönemde de tabii koyamıyorlar. Çünkü Nazım yasaklı ve hapiste. Ama Hasan Ali Yücel hapiste. İşte 40'larda. Harp ve Sulu çevirmiştir. Zeki Başdamar ismiyle çıkmıştır. Zeki Başdamar diye gözüküyor ama onu Nazım da şeyden öğreniyoruz onu da. Kemal Tahir'e mektuplarında bahsediyor. Evet. Diyor ki Zeki Başdamar'la beraber Harp ve Sulu çevirdik. İşte ondan gelecek parayı bekliyorum ben diyor. Hasan Ali Yücel biraz da öyle devrimci, demokrat insanları, yani yazarları düşünüyor. Koltuk çıkmak için bir şey yapıyorlar. Koltuk çıkıyor. Koltuk çıkmak için de bunu yapıyor. Sürenin sonuna geldik ama muhabbet bitmedi hocam. Müsaadenizle kapatalım artık. Kapatalım ben, tabii. Lütfedip zahmet edip gelen konuklarımız için bir alkış rica edeceğim sizden. Estağfurullah. Çok sağ olun. Ömer Şatır Bey burada başkan vekilimiz. Kendisi çiçek ve plaket takdimi yapacak. Bir de Ömer Bey de müsaade ederlerse ben genç arkadaşımı da sahneye davet edeceğim. Ömer Bey çok sağ olun. Gel bakalım moderatör. O da gelsin moderatör. Çiçekler, Sevin Hanım'ın çiçeğini alarsın mesela. Ver. Ne güzel soru sorgulama bana. Sevin Hanım'ın çiçeğini taktın.